Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Arduino ile RGB LED kullanımına bakacağız. RGB LED dediğimiz araç bir tane LED üzerinde birden fazla rengi gösterebildiğimiz küçük bir aracımız. Bunun üzerinde RGB olmak üzere üç tane pin var. Bunlar üç tane rengimizin İngilizce karşılığı oluyor. Örneğin R red rengini yani kırmızı rengini ifade ediyor. G green yani yeşil rengi ifade ediyor. B ise buluyor yani mavi rengi ifade ediyor. Bu uygulamamızda bir tane LED üzerinden 3 tane ana rengimizi nasıl alırız ona bakacağız. RGB üzerinde bir tane de eksi pinimiz var. Bu da bizim topraklamamıza yani GND pinimize giden kablomuzu bağladığımız ucumuz. RGB dışında bir tane Arduino kartı kullanacağız. Bir tane breadboard kullanacağız ve 4 tane bacağı da bağlanacak 4 tane kablo kullanacağız. Bunun dışında da bir adet USB kabloyu en son kod aktarımı için kullanacağız. Şimdi bağlantılarımızı yapmaya başlayalım. İlk önce RGB LED'imizi alıyoruz ve breadboard üzerine yatay olarak yerleştiriyoruz. LED'imizi yerleştirdikten sonra kablo yardımı ile Arduino kartımıza bunlara bağlayacağız. Turuncu renk kabloyu RGB Red'in eksi bacağına bağlayacağım. Eksi bacağına bağladığım kabloyu Arduino kartım üzerinde bulunan GND pinine bağlıyorum. Şu an topraklama kısmı tamam. Daha sonrasından Blue bacağı için yani mavi renk için mavi kablo kullanacağım. Bu kabloların herhangi bir anlamı yok. Sadece basit algılamayı arttırsın diye aynı renklerde kullanmayı tercih ediyorum. Mavi rengi RGB Red'in B bacağına bağlıyorum. Diğer ucunu ise dijital pinlerden istediğimiz birine bağlayabiliriz. 8. pine mavi rengimi bağlıyorum. Daha sonra bir tane yeşil kablo alıyorum. Bunu da RGB led üzerinde bulunan green bacağına yani yeşil bacağı bunu ekliyorum. Yine kartım üzerinde bulunan 9. dijital pinime de kablomu yerleştireceğim. En sonunda kırmızı renk içinde bir tane kırmızı renk kablo kullanıyorum. Yine bunu da RGB LED'imin red bacağına yerleştirdim. Diğer ucunu da dijital pinlerden 10. pine yerleştiriyorum. Şu an RGB LED'imin bütün bağlantılarını yaptım. En sonda Arduino kartımın bilgisayara bağlanması için USB kabloyu kullanacağım. Şu an devrem hazır. Şimdi kod kısmına geçerek gerekli olan kodları Mblock uygulaması üzerinden yazalım. Mblock uygulamamı çalıştırdıktan sonra İlk önce Arduino kartın ayarlarını buradan yapalım. Kartlar sekmesi üzerine gelerek kullandığımız kartı buradan seçiyoruz. Biz Arduino Uno kartını kullandığımız için burada herhangi bir değişiklik yapmıyorum. İkincisi, Bağlan sekmesi altında bulunan seri portlardan kartımın bağlı olduğu seri portu seçiyorum. Com6 portuna bağlı olduğu için buradan portumu belirliyorum. Daha sonra da robotlar dizilerinin altında bulunan kodlar yardımıyla kodlarımı yazacağım. İlk başta Arduino programı bloğunu sürükle ile kod alanıma ekledim. Daha sonra Arduino'ya yükle dediğimde sağ tarafta yazılı olan kodlar görünmekte. Biz burada bloklar yardımıyla yapacağız. Sağ tarafta da bunların Arduino kodlarını görebilirsiniz. İlk başta en çok kullandığımız kontrol yapılarından sürekli tekrarla bloğunu ekliyorum. Yani bu benim Arduino kartım üzerinde sürekli olarak tekrarlanması anlamına geliyor. Daha sonra bir önce yapmış olduğum bağlantılara göre buradan dijital pinlere akım göndereceğiz. Şimdi robotlar kısmına tekrardan dönüş yapıyoruz. Ve buradan 9. sayısal pini yüksek yap. Bloğunu onu kullanıyorum. Tabi burada kullandığım pine göre bu sayıyı değiştireceğim. İlk başta 8. pinimden başlayacağım. 8. pinim benim mavi renk Kablosu ile bağlı yani RGB LED'imde mavi rengi yakacak. Mavi renk yüksek olduğu durumlarda diğer renklerden yeşil ve kırmızı rengimin kapalı olması gerekiyor. O yüzden burada 8. pin'i yüksek yaptıktan sonra 9 ve 10. pin'leri yani yeşil ve kırmızı renkleri düşük yapmam gerekiyor. 9 ve 10. rengi düşük yapıyorum. Yani bu durumda sadece mavi rengim yanacak. Daha sonra kontrol yapılarından araya bekleme atacağım. Çünkü Arduino kodları çok hızlı çalıştığı için renk geçişlerini algılayabilmem için buraya bir bekleme atmam gerekiyor. 2 saniyelik bir bekleme ekliyorum. Daha sonra kod bloğumun kopyalayarak diğer pinlerim için de değişiklikleri yapacağım. Şimdi ikinci olarak 9. pinim yani yeşil renkli RGB ledim yanacak. 8 ve 10. renkler sönecek. En son da kırmızı renk için aynı işlemleri yapmam gerekiyor. Yani 10. pinim yüksek olacak. Yani kırmızı rengim yanacak. 8 ve 9. renkler yani mavi ve yeşil renkler sönecek. Aralara bekleme süresi atmamın nedeni de renk algılamasını tam olarak anlayabilmem. Şimdi Arduino'ya yükle diyerek kartıma kodları yüklüyorum. Evet arkadaşlar Arduino kartıma kodları yükledikten sonra Renklerimiz değişime başladı. Gördüğünüz gibi yeşil renk yanıyor. Belli bir süre sonra kırmızı, daha sonra da mavi renk yanıyor. Yani RGB led üzerinde bulunan üç rengimi de sırasıyla kodlar yardımıyla yakıyoruz. Bu uygulamamızda bu kadar arkadaşlar. Yeni uygulamalarımızda görüşmek üzere. İyi çalışmalar.